Bu hafta sonu biliyorsunuz şey vardı e, Gazze'ye işte ve şehitlere istinaden yürüyüş vardı. Yürüyüş yapıldı işte yüz binlerce de insan gitti oraya. E, ben de işte dediğim gibi haberleri sonradan takip ettim e, ve sonra işte bir şiddet olayı yaşandı işte bir genç ilafet e, bayrağı diye aslında işte kelimeyi tevhid işte la ilahe illallah bildiğim kadarıyla yazıyor o bayrakta işte sen burada hilafet bayrağı açamazsın falan diye. Sonra aslında şunu öğrendik ki hilafet bayrağı değil hilafetin sancağı aslında oluyor. O kadar cahil bir tartışma içerisindeyiz ki yani Allah hani cehalet döneminde bir böyle kulaktan duyma bir şeylerle bilgilerle insanlar birbirlerini dövüyor, öldürüyor, yakıyordu ya. Yani bunun daha modern tekno versiyonunu yaşıyor. Tekno orta hani az önce devrim söyledi ya iki tarafta işini gücünü bıraktı. Bütün her şeyi bıraktı ve sadece savaş birbirleriyle savaşmaya devam etti. O anlamda bu genç e, idi bu şiddete çok pardon karışan. E, ben de paylaştım Twitter'da dedim ki ya gencecik bir delikanlı zaten pişman olduğunu söylemiş. Koca kulüpte Ankara'yı kastediyorum hani Ankaraspor'un canlı yayında saha ortasına kadar gidip yumruk atan magandalar bile dışarıda alkışla karşılanırken devletin eli gençlerine şefkatle yaklaşmalı elbette yanlış olduğunu anlatarak diye. Yani artık bana kutuplaşma böyle şey geliyor yani. Midem bulanıyor yani. Hakikaten midem bulamıyor artık. Yani siyaset üretmemenin tap noktasındayız iki taraf olarak da. Artık herkesin kendi medyası var. işte bir taraf iktidarın medyası, bir taraf muhalefetin medyası. İkisi de, ikisi de şuurunu kaybetmiş vaziyette şeyler, işler yapıyor. İkisi de birbirlerine söylediklerinin aynısılar. Ben size söyleyeyim. Yani o ona yandaş diyor o ona sözde muhalif diyor. işte ama ikisi de birbirlerine benzemeye başladılar. Yani çünkü öyledir. Düşmanını hani iyi seç derler. Çünkü ona benzeyeceksin. Yani o o yüzden e, YouTube'da ben e, çok mutluyum. En azından bir taraf yanında yer almadığım için. Çünkü iki tarafa da ilişkin bir şeyler söyleyebiliyorum bu, bu vesileyle. Bundan çok mutluyum. Siz de mutluysanız ee, her halükarda beğenmeyi, yorumu, bütçenize el verdiğinde katkıyı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bu kısır tartışmalara çünkü ne kadar çok prim verirsek bu tartışmalar bizi o kadar yiyip bitirecek. Halbuki prim vermediğiniz, bu derece önemsemediğiniz ölçüde çok da hayatınızda yer almayacak. Mesela Tuğçe Kazas değerli profesörümüz. Ama bununla dalga geçilir artık yani. anladın mı? Nedenini de söyleyeceğim size. Şimdi demiş ki hilafet bayrağı açan abla hilafet sancağı dikilir anca bir yere. Yani mekan hani konum belirt sancağı nerede diye. Neyse amcanın burnunu kıran gence söyleyin. Türkiye 2030'a kadar tam mana, manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Şeyleri de emanetleri de temsil edecek şey teslim edecekler bize herhalde. Ya hilavet, hilafetin özür ne olduğunu söylesem biliyorsa yüzüme tükür modundayım yani. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacakmış. Abi Türkiye ve Arap ülkeleri daha kendi diplerindeki savaşı durduramıyorlar ya. Küçücük bir İsrail ve küçücük Filistin arasındaki daha savaşı durduramıyorlar. Bunlar mı hilafete geçecekmiş hep birlikte Arap Birliği'ni kuracaklarmış. <laughs> ya gözünü seveyim ya yani tamam vatan millet işte... Allah Allah diye yürüyorsunuz da gerçekliği yok yani ben size söyleyeyim nereye geçeceksin? Tayyip Erdoğan'ın en büyük şeyiydi hani böyle bir daha Türkiye kurulurken Atatürk'ten de beklenti bir Selahattin Eyyubi hani Müslümanları bir arada toplayalım işte o hilafet sancağına dikelim. Sadece sancak meselesi değil hani Müslümanların lideri olalım. Ya peki burada Atatürk bir fırsat görseydi sizce? şeyden söylüyorum. Yani çok, tamamen rasyonel bakıyorum şu anda. Bir fırsat görmüş olsaydı yapamaz mıydı? Yani bu kadar öngörüsü olan bir kişi onu düşünmedi mi sizce? Acaba buradan yürürsek ne olur diye. Abi demek ki olmuyor dedi. Bu olmaz da dedi. Ve bırakın hadi dediği bediği yıllar geçti. Değişen ne var? Küçücük, bak toprak olarak, yüz ölçümü olarak küçücük. Tüm Arap ülkeleri birleşse, bırakın savaşmayı, hatta bırakın sadece Türkiye'yi birleşse, ticareti bile kesse, dünyaya rest çekse, İsrail'deki savaşı istese bir günde durduramaz mı? Bak bir günde diyorum, durdurur. E o zaman neyi konuşuyoruz biz? O sancağı ne yapacaksın lan? Ne? Yani hepsi hamaset ya. Yani yoldaki amcaya sorsan yemin ediyorum hilafet ne diye biliyorsa ne olayım. Neyse. Bu konuştuğumuz konu kimsenin din hassasiyetine bir laf etmek değil bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Herkesin din hassasiyeti, milliyetçi hassasiyetleri kendisine uygun olduğu kadar kendi ölçütlerinde onlara laf söylemek için değil. Sadece bu büyük çıkışların karşılığı yok yani. Kendi popüler olma meselesiyle ama bence alay konusu yapmak lazım. O kadar ciddi alıyor ki bazı insanlar bazı şeyleri. Gerilim ve kutuplaşma da burada doğuyor. Alay konusu yapması gereken şeyi.